önemli bir makam Gebze Belediye. Sayın Başkanımızla birlikteyiz. Gebze sadece sanayi kenti değil, bilim, teknoloji, turizm, kültür, sanat merkezi ve Gebze önemli. Toplumdaki nabzı ölçtüğümüzde hep sanayinin başkenti Gebze diye cümleye başlanıyordu. Bütün toplantılarda. Ancak bu doğrusu bu beni rahatsız ediyordu. Sanayinin başkenti söylemekle aynı zamanda şunu ifade etmiş oluyorlardı sanki üstü kapalı olarak. Burada hava kirliliği var, burada sorunlar var, burada keşmekeşlik var, burada yaşam alanının sıkıntısı var gibi bir toplam ifade tarzı doğuyordu, çıkıyordu. Açıkçası benim buna itirazım vardı. Bu kent sadece sanayiyle anılmamalı, sanayiyle sadece takdim edilemez. Çünkü bu kentin barındırdığı, bünyesinde barındırdığı tarih var, turizm var, kültür potansiyelleri var. Dolayısıyla biz önce billboardlarda, afişlerimizde kullanırken tarih ve turizm kenti Gebze dedik. Hiç sanayi cümlesini kullanmadık. Bir defa insanlara, arkadaş burada tarih ve turizm de var vurgusunu yapmaya başladık ve aylarca bu vurguyu sürdürdük. Daha sonra, evet, sanayinin başkenti ama sanayinin başkentinin öneminden daha ileriye geçen bilişim sektörü de burada odaklandı. Bugün Bilişim Vadisi, Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK, TÜSİDE gibi kurumlar, dolayısıyla burada bilişimin de aynı zamanda üssü haline geldi ki ulusal ve uluslararası düzeydeki stratejik önemi itibariyle bilişim katma değeri sanayinin hemen hemen önüne geçer hale geldi. O zaman biz de dedik ki bilişim ve sanayide öncü. Ülkenin bugün Gebze, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli hasılasının %16,5'unu üretiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ihracatının %22'sini üretiyor. Bu çok büyük bir potansiyel ve çok güçlü bir katma değer yapısı demektir. Evet, bunlar var ama aynı zamanda Gebze bulunduğu stratejik konum itibariyle ülkenin doğudan batıya bağlanan tüm ulaşım araçlarının E5, TEM, demiryolu, havayolu yakınlığı ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi güçlü ulaşım ağları buradan geçiyor. Dolayısıyla ülkenin tüm aort damarları, atar damarları bu bölgeden geçiyor. Böyle bir stratejik alanda sadece ve sadece sanayiyle anılmak bu Gebze'ye bir hakaret gibi geliyor. Biz tarih, turizm, kültür potansiyelini de öne çıkarmak için bilişim ve sanayide öncü ama tarih ve turizm kenti vurgumuzu devam ettiriyoruz. Temel gerçek buradan çıkmış oldu. Biz bunun altını doldurmaya gayret ediyoruz. Şu anda tüm çabamız ve gayretimiz tarih, kültür ve turizmle alakalı potansiyellerinin açığa çıkması, güçlü bir şekilde kabul edilmesi ve tanıtılması konusunda projeler geliştiriyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Hünkar Çayırı projesiyle yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? İşte Sarnıç projesini hayata geçirerek, Eskihisar Kalesi'nin hem içinin hem çevre düzenlemesinin projesini hayata geçirerek, Eskihisar'ın sokak sağlıklaştırma projelerini hayata geçirerek veya Millet Bahçesi projesini hayata geçirerek, Balıkayalar'ın kurtarılmasına dönük projeleri hayata geçirerek bu ve buna benzer bütün tarih ve kültür içerikli alanlarımızı topluma mal ederek bu farkındalığı artırmış olacağız ve böylelikle de Gebze'nin sadece sanayiyle anılan bir şehir değil, bilişim ve sanayide öncü ama tarih ve turizm kenti özelliğini de herkese kabul ettireceğiz ve bir destinasyon, turizm destinasyon bölgesi olduğunu da mutlaka ilgili tur firmalarına kabul ettireceğiz ve yaşatacağız. Bu konuda da önümüzdeki süreçte pandemi nedeniyle şu anda kısmen ertelenmiş ama Kocaeli'nin turizm destinasyon noktalarına dönük çalışmalarda, çalıştaylarda ikinci ayağını Gebze'de yapmış olacağız. Birinci ayağı Kocaeli'de yapıldı. İkinci ayağını Gebze'de toplantılarını gerçekleştireceğiz. Orada da buranın önemli, Kocaeli içerisindeki önemli bir kez daha vurgulamış olacağız. TURSAP'la yapılacak olan bu çalışmalarla da bu önem açığa çıkmış olacaktır diye düşünüyoruz. Bu anlamda
emeği geçen, gönlünü ortaya koyan ve çaba gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Kent adına, Kocaeli adına, ülkemiz adına, tarihimiz adına ben katre mesabesinde hizmet olan herkese şükranla iade ediyorum. Kocaeli'nin en önemli ilçesi, tarih, kültür, bilim, teknoloji merkezi, sanat merkezi, turizmin gelecekte cazibe merkezi Gebze belgeseliyle baş başa bırakıyoruz. Gebze'deyiz. Bilim, teknoloji, sanayi, tarih, kültür ve turizm merkezi Gebze'deyiz. Fatih Sultan Mehmet'in 1481 yılında Üsküdar'a sancak dikip doğuya sefer yapacağını ilan etmesi üzerine Hünkar Çayırı'nda otağını kurduğu ve hayata gözlerini yumduğu yerdir. Gebze, doğal güzellikler manzumesidir. Camileri, külliyeleri, kervansarayları, türbeleri yanında Ballı Kayalar Tabiat Parkı'nın sahip olduğu güzellikler, tarihi ve mistik kokusuyla Eskihisar Köyü ve Kalesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi de birçok ziyaretçiyi buraya çekmektedir. Tarihte üstlendiği kimliğini ticaret ve sanayide de başarıyla devam ettirmektedir. Sahip olduğu iş kollarının çeşitliliği ve üretim gücüyle ekonominin kalbi burada atmaktadır. Her geçen gün nüfusu artan Gebze ilçesi, TÜBİTAK, Organize Sanayi Bölgesi, Teknopark, Bilişim Üssü ve Üniversite gibi birçok ulusal ve uluslararası firma, kurum ve kuruluşun merkezi durumuna gelmiştir. Kentli olmak, kente ait olmak, her şeyden önce aidiyeti geliştirmekle alakalı. Bu kitabın amacını, içerisini incelediğimizde şunu görüyoruz ki, gençlerimize, çocuklarımıza, geleceğe dönük bu kente aidiyeti geliştirme konusunda bir rehberlik sunmuş oluyor. Genç çocuklarımız bu kitabın içerisinde aldıkları bilgilerle bu kentin coğrafyasında neler olmuş, neler yaşanmış ve hangi kültürel birikimi, tarihi birikimi barındırıyor. Burada Kartacalı Hannibal'ın mezarı, burada Çoban Mustafa Paşa, Malkoçoğlu Türbesi, Hünkar Çayırı, daha Gebze özelinde meseleye baktığımızda da birçok Ballı Kayalar gibi eserleri burada görüyoruz. Bunların hepsi birer turizm destinasyonu olma hakkını elde edecek nitelikte ve özellikte alanlar. Dolayısıyla biz daha önce Gebze deyince akla sanayinin başkenti sloganı kullanılırdı. Biz seçimlerden sonra dedik ki hayır, sanayinin başkenti olmak sadece Gebze'ye bir sınır koymaktır. Halbuki Gebze aynı zamanda tarih ve turizm potansiyeli de içeren bir ilçemiz. Dolayısıyla biz bu tanımlama cümlesini bilişim ve teknolojide öncü, tarih ve kültür kenti Gebze olarak değiştirdik. Bunun anlamı şu, Gebze her ne kadar sanayide, bilişimde, teknolojide öncü, ülkenin lokomotif gücü olsa dahi ama aynı zamanda da biraz önce ifade ettiğim gibi kendi barındırdığı tarihi ve kültürel değerlerle de bir potansiyel sunuyor turizme, kültüre, tarihe. Dolayısıyla biz bu eserleri Osman Hamdi Bey gibi, Eskihisar Kalesi gibi bölgedeki bütün tarihi ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkarıp onları sadece uzaktan bakılan birer eser değil, yaşanan, fotoğraf çektirilen ve içerisinde kendisini tanımlamaya imkan sunan bir kullanım biçimiyle onları gençlerimizle, geleceğimizle buluşturacağız ve bu anlamda da şu anda projelerimiz hayata geçmeye başladı.
Örneğin tarihi su sarnıcı projemiz ihalesi yapıldı. Çalışmaları devam ediyor. İşte değirmen projemiz tamamlandı. Onu yine gençlerimize sunacağız. Kalemizin çevresinin düzenlemesini yaparak, kale etrafındaki kazı işi çalışmalarını yaparak gün yüzüne çıkarmış olacak. Bu Hünkar Çayırı'nda bir dijital müze çalışmasıyla da orada Fatih'in otağını, Fatih'in manevi şahsisine yakışır bir şekilde tarih koridoru, tarih müzesi ve kültür koridoru başlıklarında gençlerimizle, Gebze ile, Kocaeli ile, ulusal ve uluslararası düzeyde bir turizm destinasyonu haline getireceğiz inşallah. Bu çerçevede bütün meseleleri masaya yatırmış durumdayız inşallah. Önümüzdeki yıllarda Gebze sanayinin başkenti olmanın yanında tarih ve turizm kenti Gebze kimliğini de hak ettiği yere oturtacaktır ve ondan sonra artık sadece sanayinin keşmekeştiği ve tamamen kirliliğiyle anılan bir Gebze değil, tarihiyle, turizmiyle, kültürüyle anılan bir Gebze karşımızda olacak diyorum. Ben bu çalışmalarda emeği geçen, bu kaygıları ortaya koyarak bu çalışmayı yapan ve bunları okuyan gençlerimize kolaylıklar diyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu çalışmaları siz değerli araştırmacılarla, yazarlarla, kültür insanlarıyla, edebiyat insanlarıyla daha da zenginleştirerek devam ettireceğimizi buradan müjdelemek istiyorum. Herkese saygıyla selamlıyorum. Bir şehir var, denizin kucakladığı, Marmara Denizi'nin doğusunda yer alan, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan, dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur veren bir şehir. Anadolu'nun tüm renklerini gökkuşağı gibi bağrında taşıyan bir şehir. Kocaeli. ...3623 kilometrekare yüz ölçümüne ve birbirinden güzel 12 ilçeye sahip coğrafyada 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, tarih, kültür, turizm, spor ve sanatta marka olan bir şehir Kocaeli. Gebze'de yaşayan gençlerimiz buraya aidiyet duygusunu geliştirmek için mutlaka her yönüyle Gebze'yi tanımak için gayret ve çaba göstermeliler. Yani ben nerede yaşıyorum, burada ne var, hangi potansiyelleri içeriyor, tarih, kültür, turizm olarak Gebze ne potansiyelleri içeriyor, bunları mutlaka araştırmalı, kendini bu kente ait olduğunu, aidiyetinin buraya katması gerektiğini mutlaka bilmeli ve bu noktada da kendini geliştirmeli diye düşünüyorum. Keşfedilmeyi bekleyen marka kent Kocaeli'nin İzmit Saat Kulesi ve Şelalesi'ni, Kasr-ı Hümayun'u, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni, Seka Parkı'nı, Mevlevi Evi'ni, Gebze'de Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi'ni, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ni, Eski Hisar Kalesi'ni, Kartepe Kayak Merkezi'ni görmeden, İzmit Körfezi sahillerini, Yuvacık Barajı ve çevresindeki doğal güzelliklerini, Beşkayalar Tabiat Parkı'nı, Ballıkayalar Vadisi'ni, Kandıra'nın doğal plajlarını, trekking parkurlarını gezmeden, Kandıra yoğurdunu ve peynirini, Derince'de çene suyunu, İzmit pişmaniyesi, Yarımca kirazını tatmadan, Hereke ipek halısını, Kara Mürsel sepetini almadan dönmeyin. Unutmayalım ki bu güzel şehri sevmek tanımakla başlar.